My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sunar. Değerli seyirciler, bugün yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programıyla birlikteyiz. Şu anda İzmir'den, hatta Manisa Turgutlu'dan değerli konuğumuz Ekrem Canbaz Bey var. Kendisi televizyon yapımcı, sunucusu ve yazar. Evet. Değil mi Ekrem Canbaz? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Davet ettiğiniz için, bu teveccühü gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Tabii. Aynı zamanda tüm seyircilerimize saygı ve selamlarımı, sevgilerimi sunmak isterim. Bugün bir psikososyolojik bir problemi tartışacağız. İşte kadın olmak, toplumda erkek baskın, ataerkil bir toplumda eskiye göre kısmen azalsa da halen o şekilde yaşıyoruz. Bu çalışan kadınların erkekler tarafından hangi görüş açısıyla bakıldığı, bu konuda bir takım irdelemelerde bulunmaya çalışacağım. Tabii tabii. O zaman ilk sorumuza gelelim. Evet, seyircilerimiz bu konuyu bizim sizin de beraber belirledik. Çok da güzel oldu. Yani bu konular çok önemli. Çalışan kadının toplumdaki yeri nedir? Veya toplumun bakış açısı şu anda ne durumda? Evet. Bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor? Evet. Ne yapmak gerekiyor? Evet. Şimdi tabii burada aslında toplumu iki kesime ayırmak gerekiyor. Dünya görüşü olarak işte bütün toplumlarda da aynısı geçerli. İster Müslüman toplumlar olsun, ister Müslüman olmayan toplumlar olsun. Bir muhafazakar dünya görüşüne sahip olan insanlar, bir de işte seküler veya modern dediğimiz dünya görüşüne sahip olanlar. Bunların arasında tabii kesişmeler de var. Yani kırmızı çizgilerle ayırt etmek zor yani. Yani hani bu bir sınıflandırma insan... esnek ama bunun bir amacı var galiba. Evet. Yani ne kazanacağız böyle güzel bir esnek olmak şartıyla? Evet. Muhafazakar ve seküler olan veya modern olan diye sınıflandırmak bize nasıl bir bakış açısı kazandırıyor? Şöyle bir bakış açısı kazandırıyor. Ben onu sonuçta da söylemek istiyorum. Aslında hoşgörü kilit, anahtar kelime burada. Yani muhafazakar olsun veya işte modern dünya görüşüne sahip olsun. Hoşgörü içinde aslında omuz omuza bir toplumsal yaşamın olması gerektiğini sonucuna varıyoruz. Her dünya görüşüne saygılı olmamız gerekiyor. Yani buradaki spesifik konuda dediğimiz gibi çalışan bayanları ele alıyorsak muhafazakar bakış açısından da irdelememiz gerekir. Modern bakış açısından da irdelememiz gerekir. Ve burada tabii ki bir takım kritikler yapma durumumuz olabilir ama neticede saygı duymamız gerekir. Saygı duyarsak ne kazanacağız? Saygı duyarsak aslında... ne faydası olacak pragmatik olarak? Yani faydacı şöyle bir şey hocam, yani hani hep anayasada geçer veya metinlerde geçer işte kamu menfaatleri. Evet. Mesela barış içinde, huzur içinde yaşayan toplumlarda aslında kamu menfaati gerçekleşmiş oluyor. Yani huzursuzluk yaşanmamış oluyor. Biz kendi ülkemizde dünya görüşleri sebebiyle sıkıntı çeken toplum katmanlarını çok yaşadık. Yani bunu işte mesela başörtüsü konusunda yıllarca yaşadık. Bugün diyoruz ki niye bunu yaşadık? Keşke yaşamasaydık. Yani 30 sene zaman kaybettik. Aslında hoşgörülü anlama, empati yoluyla, anlama yoluyla bunları aşmış olsaydık o sıkıntıları yaşamamış olurduk. İşte çalışan kadın meselesinde de demek istediğim şu ki bu muhafazakar ve liberal olma şeyi ta tarihten itibaren belli normlara bağlı olarak gelmiş bu. Bu normlarda o zamana kadar bakış açısı genelde işte cinsiyet ve sınıf farkına dayalıyken 2000'li yıllardan itibaren bu cinsiyet ve sınıf aslında yerini birey olma, modern toplumda birey olma ve
iş yapabilme yeteneği, yani iş becerebilme yeteneğine göre ayrımlara kanalize olmuş. Evet. Yani artık kadınla erkek arasındaki ayrım beceri olayına indirgenmiş. Eskiden işte cinsiyet, erkek yapar, kadın yapamaz. İşte erkek daha merttir, kadın değildir gibi bazı ön yargılar olmuş. Ama artık özel sektör buna bakmıyor. Yani, niye bakıyor? Nelere bakıyor? Yani bir kere niteliklere bakıyor. Niteliklere. İşte bir takım kişisel nitelikler var, sosyal nitelikler var. Mesela kişisel nitelikler işte yabancı dil, şu bu, işte diploma, ne bileyim ben, sosyal nitelikler, takım çalışması, ondan sonra işte insanlarla ilişkiler. Çünkü sonuçta müşteri bazlı bir özel sektörden bahsediyoruz. Burada iletişimin olması gerekiyor. Bütün bunlar bir evrimi gösteriyor. Yani sınıf anlayışından birey ve liyakat dediğimiz liyakata geçişi gösteriyor. Bu da tabii, bunda teknolojinin de büyük şeyi var, etkisi var. Özellikle iletişim teknolojisi artık bu bahsettiğim sosyolojik evrimi gerçekleştirmiş. Kadın erkek arasındaki ayrımdaki kriterleri değiştirmiş. Yani artık sınıfa göre, cinsiyete göre bir ayrımcılık yok. Daha çok liyakata, beceriye göre, ister adı Ayşe olsun, ister Ahmet olsun, buradaki kriter Ayşe veya Ahmet olması değil, evet. Buradaki kriter iş becerebilme, uzmanlaşabilme. Demek ki kadın erkek cinsiyet ayrımlarından sıyrılıp, evet, ön yargılarımızı kırıp, evet, çalışan kadın veya çalışan erkekler, evet, mümkünse çalışamayanlar da çalışsınlar, evet. Bay veya bayan, evet, erkek veya kadın. Ama becerilerini, eğitimlerini ve bizim de mesleğimiz gereği psikolojilerini, evet, güçlendirsinler. Bunun için sağlıklı çalışabilmek için sayın seyirciler, yani psikososyal olarak çok sağlıklı olmak gerekiyor. Evet. Yani aile evlilik çift terapilerinden de ben biliyorum. Mesela sizleri de aile olarak gördüm. Ama çok ciddi bir bütünleşme var. Yani sizin A dediğinizde eşiniz zaman zaman B dese de çoğunlukla %90 A dediği için, evet, çocuklarda ciddi bir nasıl diyeyim, toparlanma, dünya görüşü. Evet. Bakın görüşmemizden sonra da çok ciddi mesafeler, evet, alındı. Evet. Neden bir olayı sadece psikolojik, sosyolojik ele almadık? Bu çalışan sizin ailede çalışan rolünde sizsiniz. Ama evde kadın da çalışıyor. Oradaki becerilerini hangi birimiz yapabiliriz? Evet. O yüzden çalışmayan kadına, çalışan erkek saygı duyarsa, hele çalışan kadına, onun çevresindeki erkekler saygı duyar, hakkını verirse, kısaca kadınımızın çalışsa da çalışmasa da zaten topluma çok büyük bir katkısı var. Evet. En kötü evde çalışıyor zaten. Hı hı. Sosyolojide böyle bir şey var, biliyorsunuz, önemli bir açıklama var. Sosyoloji eğitimleri aldığım için kadının görünmeyen yaptığı iş gücü, yani evdeki çalışması, 24 saat çalışıyor, hı-hı, ama göreviymiş gibi addediliyor. Hadi görevi diyelim ama bir takdiri yok. En küçük bir aksamada adam deliriyor. Ben çalışıyorum diyor. Çay niye aksadı? Kahvaltı, evet, niye aksadı? Zannediyorum sizin gibi değerli bilim adamları toplumdaki, özellikle bizim kendi toplumumuzdaki çalışan kadının koordinatlarını ve pozisyonunu ve hakkını verirsek, hı hı, bir de dediğiniz gibi hoşgörülü olursak, evet, artık hayat tadından yenir diyorum. Yani aslında söylemem gereken şeyi şimdi söylemiş olayım. Vakti geldi. Bazen sorun planlarsın. Aslında taşı gediğine koyun ister, hocam. Şöyle bir yargı var. İşte ev hanımı olmak bir ön yargı. Çalışan kadın olmak bir ön yargı. Öyle bakılıyor. Öyle bakılıyor. Aslında ikisine de saygı duymak gerekiyor. Kesinlikle. Yani ev hanımı olmak da zor bir meslek. Durum. O evde çalışıyor, evet, çünkü. Evet. Çalışan bayan olarak ev hanımı olmak daha da zor. O daha da zor. Daha da zor bir meslek. İki kat zor. Yani. İkisine de saygı duymak gerekiyor. Tabii. Yani şimdi
aklıma geldi mesela. Bir çocuk büyütmekle beş çocuk arasında büyütmek arasında da çok büyük bir fark var yani. Kesinlikle. Yani takdir edilmesi açısından. Şimdi burada şunu demek istiyorum. Toplumdaki kadının rolünden bahsedersek, evet. Çalışan bayan kanalıyla kadın aslında katkı sağlayan değil, paydaş konumuna gelmiştir toplumda. Yani eşine katkı sağlayan değil, aynı zamanda geçimde paydaş. Yani bunun tabii ekonomik bir takım gerekçeleri var. İşte geçim sıkıntıları, şu bu falan bunlardan dolayı. Bu ne yapmıştır? Aile içindeki aslında demokratik demokratik yolları genişletmiştir. Yani kadına bir söz hakkı daha idarenin bir parçası olmuştur. Kesinlikle. Çünkü burada eleştirilmesi sadece pasif durumda değil, evet. O da aktif olarak hayata katılmıştır. Evet. Eğer biz erkekler olarak özellikle evde veya dışarıda çalışan kadınlarımızı hoşgörüyle takdir edersek, herhangi bir sağlık sorununda, herhangi bir maddi zorlukta veya topluma yapacağı inkişafları kaçırmamış oluruz. Evet. O zorlukları birlikte göğüsleriz. Evet. Ve bazı şeyleri kadın erkek işi demeden, evet, birlikte yaparsak galiba cinsiyet ayrımı da azalır. Yalnız burada tabii ki yaratılış icabı ve roller gereği. Evet. Yani karı kocalık rolleri ve anne babalık rollerini karıştırmadan koordinatlarımızı tekrar koruyarak, hı-hı, çalışan kadın olmak, hı-hı, veya çalışan kadının kocası olmak, çalışan eş, bayan olmak yani çok ciddi faydalar sağlar diye düşünüyorum. Yani burada hocam iki dünya görüşünün de bakış açısında sorunlar var toplumsal olarak. Ne gibi tabiri caizse arızalar var? Yani şöyle muhafazakar kesim olsun veya işte dediğimiz liberal kesim olsun, ister ev hanımı olsun, ister çalışan kadın olsun, ikisinde de yargılayıcı, böyle biraz temkinli bakış açısı var. Yani ev hanımı ama işte muhafazakar diyelim ki eş veya hanım. Dediğiniz gibi işte çayım niye geç geldi? Tabii. Bunu modern liberal olan da yapabiliyor. Yapabiliyor tabii. Yapabiliyor. Yani o da çalışmış. Mesela modern diyelim ev hanımı ama. Tabii. Liberal ev hanımı. Aynı düşünce sistematiğine o da sahip. Doğru. Yani bu bir sorun. Bunun hatta aslında okumuş işte doktor, mühendis, avukat veya üniversite mezunu erkeklerin yani dediğiniz o hoşgörü olmadığı sürece illa yani muhafazakar veya muhafazakar olmayan fark etmeksizin şiddet uyguladıkları görülmüş. Diğer ortaokul, lise ve ilkokul mezunlarına göre daha çok şiddet uygulamışlar. Ben bunu araştırdım, bilmiyorum sizin, evet, ne söyleyeceğiniz vardır. Yani sayın seyirciler, okumuş dediğimiz kesim kendini çok kasıyor. Ben de öğretmenim, ben subayım, ben doktorum, ben üniversite mezunuyum, mezunu erkeğim. İşte mürekkep yalamışım, kadınıma şiddet uygulamam deyip kendini çok kasıyor. Kendi içine çok atıyor. Evet. Bir aile veya çift terapisine gidip bu sorunları çözmediğinde, hı hı, ve psikolojik ve sosyolojik yorumlarını anlamadığında çok ciddi şiddet uyguluyor. Evet. Çünkü biriktiriyor. Bir şekilde ama dışa vuruyor. Bir şekilde sonra dışa vuruyor dediğiniz dışa vuruyor gibi. Ama köylü Mehmet Ağa veya bir çoban, hani farklı ilkokul mezunu bir insan, bir erkek, hı hı, çabuk dışa vuruyor. Evet. Evet, karı diyor, bundan sonra çay olacak, anladın mı filan. O da bir şeyler diyor. Aralarında bir şekilde anlaşıyorlar. Ama yani üniversite eğitimi, hı hı, almış karı kocalar daha çok temkinli yaklaşıyor, biriktiriyor. Hı hı. Ama onlar da bir aile okulunda okumadıkları için yani daha sonra patlama büyük oluyor. Aslında kısaca bir negatif enerji oluşuyor. Birikiyor. Girizu patlaması ama bunu dışarı vurmaya bir patlamada gerçekten sosyolojik şeyler, sıkıntılar çıkıyor. Bu aslında üçüncü sayfa haberleri her gün var. Evet. Yani bugün bir subay cinnet geçirip ailesini tarayabiliyor. Bir, evet, polis cinnet geçirip, bir öğretmen, bir doktor. Yani bunların çoğunluğu üniversite mezunu. Evet. Laf sırası gelmişken aynı sorun
bir anne ile çocuk arasında, baba ile çocuk arasında da olabiliyor. Mesela baba veya anne profesör, çok evet. yaşıyoruz bunları. Yaşıyor. Ama çocukla sorun yaşıyor ve bu cinayetlere kadar varabiliyor. Bunun altında da yani sosyal eğitim seviyesi ne olursa olsun o içe atmışlık, işte onu boşaltmamak belli bir şekilde adli vakalara kadar varabiliyor maalesef. Çünkü haksızlığa bakın, siz kadının, çalışan kadının pozisyonunu, haklarını, işte toplumdaki o yargıları kırma, hakkını verme gibi, hak ettiğini alamayan kadın hem evde çalışıyor hem dışarıda, hı-hı. hiçbir takdirname yok. İşte aile bütçesine katkıda bulunuyor. Bunların patlamasının nedeni şöyle bir şey yapmalarını, hani ben öneriyorum evet. aile danışmanı olarak, haftalık bir gün ailecek toplanıp önce hı-hı. karı koca, yani Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi sorunları ve gündemi belirlemek lazım. Evet. Hedefleri ve amaçları. Ondan sonra çocukları da davet edip aile meclisinde sıkıntıları güncel ve hedef planlamaları, o hafta yapılacakları. Sonra eski defterlere zaman kalırsa onları da karı koca halledip son onaylar geçtikten sonra böylelikle bütün meclise, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gördüğümüz olaylar ailede olayların aynıları. Aynısı. Yani orada da bir küçük meclis var. Küçük meclis var. Orada da bazen patlama noktasına gelebiliyor. İşte bu küçük mecliste yalnız ya yılda bir oluyor ya da bir evet. olay çıktı mı haftalarca sürüyor. Evet. Ama bizim Büyük Millet Meclisi'ndeki gibi her hafta bir toplantı olsa herkes alacağını alır, vereceğini verir, evet. söyleyeceğini söyler. Evet. Üzerine yürüyecekse de yürür. Gerekirse terapiste gider. Gerekirse her türlü şey olabilir. Boşanmalara kadar, ayrılıklara kadar da gidebilir. Ama sonunda cinayetler, ölümler işlenmesin. Evet. Hoşgörü evet. ikliminde evet. sizin evet. dediğiniz gibi. Evet. Hani ister muhafazakar olalım, ister olmayalım. İster inançlı olalım, ister olmayalım. Ama insanlık ortak paydasında buluşabilmemiz gerekiyor. Evet. Biraz önce bahsettiğim dünya görüşü farklı olsa da işte dediğim tabii. gibi belli bir konsensüste, belli bir uzlaşmada buluşabilmenin aslında amacı da hani bu olmuş oluyor. Yani tabii toplumsal açıdan söyleyecek çok şey var ama lafı var, fazla tabii ki, uzatmayayım. Tabii. Şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Peki erkeklerin çalışan kadınlarla ilgili düşünceleri ve yargıları diye bir soru geldi. Son 5 dakikamıza girdik. Evet. Evet. Tabii şimdi biraz önce siz de buyurdunuz, ne kadar eğitimli olursa olsun erkek baskın bir toplumda yaşıyoruz. Yani tabii. Türk erkeği dediğimiz zaman işte kesinlikle. Böyle bir havalara girme, kasılma, böyle bir üstünlük şeyine giriyoruz. Yani toplum bize aslında, burada tabii kadınların da sorumluluğu var. Yani çünkü erkekleri de yetiştiren aslında kadınlar tabii ki. Onlar tabii. büyütüyor. Yani doğru. bir yani annelerinde bir kadın olarak annelerinde evet. bir sorumluluğu var. Yani ister baba olsun ister anne olsun, kız evladını yetiştirirken ve erkek evladını yetiştirirken farklı muameleler yapmış olmaları aslında bu ayrımcılığı da körüklüyor. Doğru. Yani oğlana daha sen yaparsın, sen git geç gel, işte kıza sen otur aşağı falan gibi bir takım yaklaşımlar, bunlar ileride kadın ve erkek arasındaki ayrımcılığın bir tohumu oluyor aslında. Yani bu açıdan bakmak gerekiyor. İşte Türk erkeği dediğimiz zaman bu profil çıkıyor ortaya. Bunun araştırmaları yapılmış hocam. İşte üniversitede biraz önce dediğiniz gibi ve ilginç neticelere varılmış. Yani 3000'den fazla üniversite öğrencisinin arasında yapılan İşte araştırmada şu sorulmuş. Kadınların hak ve özgürlükleri ile ilgili endişe etmeyi bırakıp daha iyi bir eş ve anne olmayı önemsemesini isteyen erkeklerin oranı %65. Yani beklenti ev hanımı olması. Bunun yani. İçinde tabii %65 derken bunun içinde soru sorulan insanların içinde değişik dünya görüşünden gelen öğrenciler var. Değişik dünya görüşüne sahip ailelerden gelen öğrenciler var. Mesela bir başka bir soru da, kadın çalışıyorsa ben erkek olarak
işleri paylaşma fikrine ne diyorsunuz diye bir soru var. %65.8 hayır cevap veriyor erkek öğrencilerde. Ama bir ilginç bir şey var. Üniversite 1'deki oranla üniversite 4'teki oran farklı. Yani erkek üniversitede belli bir sınıfa geldiği zaman daha da liberalleşebiliyor. Yani birinci sınıfta tutucu olan, birinci sınıfın tutucu öğrencileri dördüncü sınıfta daha da şey düşünebiliyor. Daha hoşgörülü, daha demokratik düşünebiliyor. Yani o yüzden üniversite eğitimi alma, kadın erkek eşitliğine veya kadın ve erkeğin nasıl diyeyim cinsiyetlerine göre evet. Farklılıkları zenginliğe, aynılıkları da zenginliğe taşıma fırsatı veriyor. Evet. Eğitim alma, evet. Üniversite mezunu olma veya eğitim kalitesinin evet. artması. Aslında bunu üniversiteye bırakmamak gerekir. Eğitim sisteminde bunu ilkokuldan biraz önce dediğim gibi... Dediğiniz gibi evden başlayarak. Evet, evden başlayarak okuldan itibaren yani bir standart, bir homojen bir yapıdan da bahsetmiyorum. Yani mesela muhafazakar kesimi ele alırsak işte Nisa suresinde diyor ki işte siz mealen siz kadın erkek zengin fakir olmanızın artılarını birbirinizden arzu etmeyin diyor. Yani birbirinize gıptayla bakmayın, yarışa girmeyin demek istiyor. Çünkü Allah size bir şey vermiş, bir misyon vermiş, bir şey vermiş. Bir rol biçilmiş. Rol vermiş. Zaten. Babaya da rol vermiş. Erkeğe de rol vermiş. Kadına da rol vermiş. Erkeğin aslında ataerkil bir erkek toplumunda güven meselesi var. Aslında aile içinde güven meselesi var. Karı koca arasında. Bunu aslında körükleyen gene erkek. Güven meselesi. Çünkü kadına güven vermiyor. Evet. Güven verirse güven görür. Güven görür. Güven alır. Güven olur. Ona göre de ev hanımlığında şekle yapar muhafazakar açıdan baktığımız evet. zaman. Şimdi burada dediğim gibi eğitimde tercih yapılıyor dünya görüşü açısından. Bu tercihlere göre eğitimin de verilmesi ayrı bir realite. Yani herkese tek standart eğitimle yok hepiniz eşinizi çalıştıracaksınız veya hepiniz eşinizi ev hanımı yapacaksınız diye bir şey de sağlıklı değil. Doğru. Burada kişinin tercihine göre devletin eğitim sistemini çeşitlendirmesi gerekir. Bravo. Metazoru bir eğitim sistemiyle değil. Bu olmaz. Yani seçenek sunması gerekir. Kesinlikle. Nasıl din seçmeliydi bir ara, din eğitimi seçmeliydi evet. tartışıldı işte. Veya isteyen müzik dersi seçiyor, isteyen bilmem spor seçiyor, seçmeli dersler varsa insanların dünya görüşüne göre karşılık gelen eğitim arzlarının yapılması gerekir. Yani muhafazakar olarak kendini lanse eden insanlara ona göre bir eğitim verilmesi gerekir. Yani ailelerde çocuk sonuçta aileye bağlı. Tamam. Burada kararı verecek olan aile, anne baba. Evet. Belli bir yaştan sonra çocuk kararını verebiliyor. Yani dünya görüşü olarak isterse muhafazarsa şey olabiliyor. Liberal olabiliyor. Liberal olan muhafazakar olabiliyor. Geçişler olabiliyor. Ama evet. o altyapıyı devletin vermesi gerekir. Yani evet. çeşitlenme olarak vermesi gerekir. Daha bayağı konuşacağımız... Hocam çok konu var da bayanlara yönelik, çalışan kadına yönelik bir şiiriniz vardı. Onu evet. alalım. Evet. Bence seyircilerimizin soruları gerek bu. Sizin hazırlıklarınızı YouTube videomuzun altına bunu yayınlayalım. Evet. Oradan seyircilerimiz okusunlar. Evet. Sizin çalışan bayan kadınlara yönelik şiirinizi alalım, programımızı kapatalım. Evet. Buyurun. Bu şiiri de bu vesileyle yazdım. Evet, bu vesileyle tam böyle özel bir, olarak yazdım. Tam bir böyle gerçekten bizim için bir şans. Çalışan kadına daha çok sorumluluk yüklerken bizim onu daha çok plaketlendirmemiz, takdirnameler sunmamız, onura etmemiz gerekiyor. İşte bundan dolayı da yazar ve şair evet. Ekrem Canbaz Bey, çok aynı zamanda televizyon program yapımcı ve sunucusu, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı olan Business Channel Türk TV evet. stüdyolarına geldiler. İnşallah devamı da olur. İnşallah. Beraber birçok program yaparız. İnşallah. Hocam buyurun dinliyoruz. Şiirin adı Kadın.
Adı kadın. Evet. Zaman gelir adam olur, sırtında odunla sopa. Devir döner ana olur, cinsiyet ayırt etmeden. İnsan taşır cennet yurdunda, sonra dünyaya getirir. Sarar sarmalar yavrusunu, olmaz erkek cinsinde böyle bir ne sabır ne de feda. Devran döner yaren olur evinde, hafifletir eşinde yükü de asabiyeti de. Merhamet olur, vicdan olur, savaşta ve kıtlıkta, hem tüfeğe hem de topa. Bir huzur limanıdır o, bir erkek sıkıştığında, kadınlarımız nazik birer gül, adalet ancak sizinle gelir. Gözyaşı dökülen şu kanlı dünyada, kadın hışkırıkları duyulacak elbet. Sorulacak elbet bir gün ona da, vicdan ve merhamet nasıl bulunacak ola? Kadına güven vermeyen erkek kim daha mert? Görecek elbet bir gün görecek. İşte o gün dünya daha bir cennetleşecek. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun hocam. Sevgili seyirciler, yeni bir iş, yeni bir kariyer programından ben Doktor Ekrem Çulfa veda ediyoruz. Evet. Bir sonraki programda yine devam edeceğiz. Bu konuştuklarımızı tekrar tekrar izleyin lütfen. Çalışan kadın olsun, çalışan erkek olsun. Kısaca insan ve hayvan ve bitki, dünyamızda ne varsa hepsinin hakkını ve yerini verelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Hoşça sevgiler, kalın. Selamlar. Sağ olun. My Life Danışmanlık, Ekrem Çulfa ile Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer programını sundu.